Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam ağırlıkla Türkiye'nin iç siyasetini, iç siyasetindeki tartışmaları, Cumhur İttifakı içerisinde çatlak var mı yok mu? Diğer taraftan muhalefetin tutumunu konuşacağız. İki değerli gazeteci arkadaşımız konuğumuz olacak. Faruk Eren gazeteci arkadaşımız, aynı zamanda Disk Basın İş Genel Başkanı ama bu gece gazeteci kimliğiyle aramızda olacak. Yine Kenan Kırkkaya, Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden, kulislerini de iyi takip eden bir arkadaşımız. Her ikinize de hoş geldiniz diyeyim ve hemen Kenan Kırkkaya ile başlayayım istiyorum. Cumhur İttifakı'ndaki çatlağı konuşarak, var mı yok mu onun arayışını bir şekilde tartışarak. Ekonomiden sorumlu Berat Albayrak istifa etti. Ardından Bülent Arınç görevinden ayrıldı. Her ikisinin de istifasını Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'li Devlet Bahçeli'nin istediği ileri sürüldü Kenan. İktidar içerisindeki bu çatlamayı ABD seçimlerine de bağlayanlar oldu ama sen daha yakın takip ediyorsun orada. Doğrusu işin esası ne ya da bir şekliyle konuşulanlar, tartışılanlar da, bir de senden soralım istiyoruz. Buyurun. Evet. Aslında bu konuda birden fazla değerlendirme var, birden fazla yorum var, yansıyan bilgiler de var. Bütün bunların haklılık payı da var. Yani ABD seçimlerine bağlayanların da haklılık payı var. AKP içerisinde çatlak olduğu, anlaşmazlık olduğunu değerlendiren değerlendirme ve yorumların da haklılık payı var. Ama en nihayetinde şunu belki vurgulamak lazım. Gerçekten AKP bugün itibariyle kaynayan kazan gibi. Yani doğrudan bir çatlak, bir anlaşmazlık üzerinden yorumlanabilir mi, yorumlanamaz mı? Farklı bir tartışma meselesi belki ama AKP'de işlerin yolunda gitmediğini düşünen çok sayıda isim var. Ve bu istifalar, hem Bülent Arınç'ın istifası hem Berat Albayrak'ın istifası, aslında Türkiye'de durumun gittikçe rayından çıktığını, işlerin iyiye gitmediğini gösteren çok somut göstergeler, bunların itirafları. Özellikle Berat Albayrak'ın istifası, yani bir süredir biliyorsunuz Berat Albayrak da dahil olmak üzere Erdoğan yönetimi Türkiye'de ekonomik sorun olmadığı, krizin yaşanmadığını dillendirip duruyorlardı ama aslında biz Berat Albayrak'ın istifasıyla işlerin hiç de kendileri açısından öyle olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Yakından takip ediyorduk, bunu biliyorduk, dile getiriyorduk, eleştiriyorduk ama bunu kabul etmeyenler de bu istifayla birlikte aslında durumun kötü olduğunu altını çizdiler. Bu önemli nedenlerden bir tanesi, bu istifa nedenlerinden bir tanesi. Bülent Arınç'ın istifasını belki bir parça farklı değerlendirmek lazım. Biraz bu reform söylemleri, değişim beklentisiyle de ilgisi var. Ama Bülent Arınç işte başından beri AKP'yi kuran 3-4 temel isimden bir tanesi. Yani ayrılık sürecinde AKP'nin özellikle Refah Partisi'nden, Fazilet Partisi'nden ayrışma sürecinden beri Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmış isimlerden biri. Ve kamuoyunda yaygın kanaat itibariyle de Arınç tırnak içerisinde sözünü sakınmayan bir isim. Öyle mi gerçekten? Yani öyle mi gerçekten sözünü sakınmayan biri mi? Çünkü belki dışarıdan öyle görünüyor ama bilmiyorum, biz buradan izlediğimizde öyle görünmüyor bana doğrusu. Evet, yani böyle bir genel kabul söz konusu. Bülent Arınç böyle bir imaj yarattı sonuç itibariyle ama bu sözünü sakınmama halinin de aslında AKP'nin mevcut politikalarının tanıdığı sınır kadar olduğunu biliyoruz. Yani bir bazen danışıklı dövüş diyebiliriz bunu, bazen görevlendirilmiş isim de denilebilir. Ama Arınç AKP'nin politikasının izin verebildiği yere kadar konuşuyor. Bence onun istifası da işte son dönemlerde Erdoğan'ın bazı açıklamalarından çıkardığı, kendi açısından sonuç itibariyle çıkardığı yanlış sonuçlar sonucu bazı değerlendirmeler yaptı. Yol açmaya çalıştı aslında Erdoğan'a. Eğer gerçekten niyetiniz varsa değişim yapmaya, reform yapmaya, ben de buradan bir katkı vereyim. Kendi ağırlığımca, özgün ağırlığımca diye düşündü ama aslında meselenin AKP açısından da çok öyle değişime açık olmadığını biz Bülent Arınç istifasıyla görmüş olduk. Yani
HDP eş genel Bu başkanı meselenin kazandırdı. HES olarak nitelendirmiş. değişime açık olup olmadığını belki ayrıntılı olarak önümüzdeki dakikalarda konuşuruz ama bu yaşananlar Cumhur İttifakı'nda özellikle AKP-MHP arasında bir dışarıya yansıması da çatlamaya neden oldu mu? Yani böyle çok kısa bir iki cümleyle mümkünse. Yani birincisi AKP kendi içerisinde klikler bütünlüğü. Yani sadece Cumhur İttifakı iki partiden oluşmuyor. Aynı zamanda AKP de değişik kesimlerde, değişik çıkar kesimlerinden oluşuyor ve bu kesimler arasında şimdiye kadar bir çıkar işbirliği, çıkar ilişkisi söz konusuydu. Çıkarın uyuşmadığı yerlerde çatışma kaçınılmaz hale geliyor. Dolayısıyla bugün itibariyle bu gruplar arasında da derin görüş ayrılıklarının olduğunu biliyoruz. Yine AKP-MHP arasında farklı görüş ayrılıkları var. Yani özellikle temel bazı konularda, Kürt sorunu da dahil olmak üzere aynı çizgide buluştular ama hani nüans farklılıklarında bile bazı çatlaklar olduğunu biliyoruz. Ama esas olarak sorun şuradan kaynaklanıyor. MHP özellikle son birkaç yılda AKP üzerinde çok ciddi bir siyasal hegemonya kurmaya başladı. Dolayısıyla Bahçeli'nin istemediği, Bahçeli'nin onay vermediği herhangi bir politik değişiklik yapma şansı da yok. Bahçeli'nin istemediği veya onay vermediği herhangi bir siyasal aktörün AKP içerisinde öne çıkma ihtimali de kalmadı. Bu istifaları belki bir parça buradan da değerlendirmek mümkün. Belki de bu bir şekliyle iç dirençlere de yol açınca çatlak da kendini daha gösterir, kılır ikinci dönemde, önümüzdeki dönemde. Faruk Eren, siz de uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. 90'ları da aynı zamanda çok sıcak ve canlı yaşayan birisiniz. Şimdi Erdoğan ve Bahçeli dışarıya pek renk vermiyor ama Çakıcılar, işte diğer mafyatik tipler, bilmem 90'larda devlet adına cinayet işleyenlerin onun sorumluları, yani tetikçileri, çalıştıranlar çok açık bir biçimde renk veriyorlar, tehdit ediyorlar. Bunu bir şekliyle iktidarın içindeki çatlağın yansıması olarak da değerlendirenler var, böyle gösterenler de var. Yani öyle bir tablo oluşmuş ki buralardan bakınca sanki herkes doğrusu birbirini kolluyor, bir şekliyle birbirinin açığını gözlüyor ya da ince hesap kitaplar içerisindeler. Bir hesaplaşma mı var gerçekten bunlar arasında? Çünkü bugüne kadar yürütülen siyasetin de çok temiz bir siyaset olduğu söylenemez, değil zaten. Evet. Sesiniz vardı biraz önce, şimdi sesiniz mi kapandı? Sesiniz gelmiyor. Konum açık ama geliyor mu şimdi ses? Şimdi geliyor, evet. Tamam. Ya aslında bir çatlaktan çok bir çaresizlik hali var iktidar bloğunda bana göre. Özellikle o 90'lı yılların aktörlerinin bir resim vermesi ne anlama geliyor? Bu topluma mı, iktidara mı bir mesajdı? Tartışılır bu. Yani muhalefete olduğu da ortaya çıktı bir süre sonra. Yani Alaaddin Çakıcı'nın iki mektupla CHP liderini tehdit etmesi de ortaya çıktı ve bu tehdidi MHP liderinin üstlenmesi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalarak bir şekilde üstlenmesi, bu aktörlerle de bir işbirliği içinde olduklarının bir göstergesi bence. Evet, iktidar partisi içinde kazan kaynıyor. Yani işte Albayrak'ın görevden alınması veya Arınç'ın istifası gibi. Hatırlarsınız o dönem kulislere şöyle bir bilgi, yani bir kulis haberi düşmüştü çeşitli medya organlarına. AKP içinde bir grup milletvekilinin Albayrak'tan rahatsız olduğu, eğer görevden alınmazsa büyük bir kopuşun olacağını, Babacan'ın ve Davutoğlu'nun partilerine gideceği türünde bir haber çıkmıştı. Hatta Erdoğan Soylu'ya talimat vermiş, bak bakalım bu doğru mu diye, ki 40 civarında milletvekilinden söz ediliyor böyle.
daha bu iki partinin, AKP içinden çıkan iki partinin AKP'de yaratacağı erozyonu tam göremedik biz. Yani nasıl kopuşlar yaşanacak, oraya geçenler olacak. Evet, bunlar birer çatlak. Ama diğer yandan da bir çaresizlik hali var. Yani hem ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanıyor. Üstelik var olan krize bir de şimdi bir salgın hastalığın yarattığı bir kriz ekleniyor. Yoksulluk inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle salgının etkisiyle tabii çok sayıda iş yeri kapalı, insanlar çalışamıyor. Albayrak'ın gidişini biraz buna bağlamak gerekiyor. Yurt dışından acayip, yani tüm ilişkiler dökülüyor. Biden'ın iktidara gelmesi işte belirsiz, Türkiye'ye karşı nasıl tutum alacak iktidara karşı. Bunun endişesi de var hemen iktidarda. Ama iktidarın iki bloğu da birbirine muhtaç. Yani bütün anketlerde görüyoruz ki MHP baraj aldı. AKP'siz bir MHP hani 2002 seçimleri gibi yok olabilir. Hatırlarsınız 2002 seçimlerini, evet. İki parti. Aslında belki 2001'e 2002'ye de biraz benziyor. Biraz ama. Özellikle ekonomik kriz açısından. Hatırlarsanız büyük bir kriz yaşanmıştı. MHP seçime götürdü şeyi, koalisyon hükümetini dağıtıp. Hatta iktidar partisi içinden bugün olduğu gibi yeni bir parti de çıkmıştı. Yeni Türkiye Partisi, İsmail Cemler'in kurduğu. Böyle seçime girdi ve o mecliste olan hiçbir parti AKP hariç de. AKP'de yeni kurulmuştu ve mecliste birkaç milletvekili vardı. Hiçbir parti barajı aşamadı. Yani bir önceki seçimde barajı aşamayan CHP ve yeni kurulan AKP ile ikili meclis kurulmuştu. Bahçeli yine aynı şeyi yapar mı? Çok hani tartışılıyor. Ama bu sefer baraj altında kalacağı, yani ittifaksız bir seçimde baraj altında. Çok kesin yani. Bunun için Bahçeli de Erdoğan'a mahkum, Erdoğan da Bahçeli. Tam burada kısaca tekrar sorayım. Belki o konuyu açmanız için bu dediğiniz konuları da yine ayrıntılarla konuşacağız. Yani bu mafyatik tipler üzerinden de bir iktidar içi hesaplaşma var diyebilmek mümkün mü? Vallahi ben o iktidar içi bir hesaplaşma mı yoksa topluma ve muhalefete yönelik baskının yeni bir boyutu mu, ondan emin değilim. Yani özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler nedeniyle bu. Belki de 90'lı yıllardaki baskı hatırlarsanız, evet. Yine bu tür çeteler aracılığıyla muhalefet sindirme, hatta suikastlere, faili meçhul cinayetlere buz altında kayıplar yaşanmıştı zamanlarda, evet. Binlerce. Bu da bir endişe yaratıyor yani müşterin tekrar. Onu da hatırlatan bir etken var diyorsunuz yani bu yönüyle. Evet. Peki. Ben biraz önce de Kenan Kırkkaya'da kısmen söz etti, siz de kısmen söz ettiniz ama AKP'nin reform söylemleri üzerinden tekrar devam edelim diyorum. Bu dönemde bu reform seslerinin AKP'den yükselmesini nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım? Çünkü öyle bir şey ki AKP bu söylemlere mecbur diyenler de var. Yine ABD seçimlerine bağlayanlar var. Hatta işte Erdoğan'ın yeni bir manevra arayışında olduğunu söyleyenler var. Özellikle bu yönüyle baktığımızda Kenan, sen nasıl değerlendirirsin bu reform söylemlerini? Bunun orada konuşulanları ne sizin bulunduğunuz mekanlarda, yerlerde? Evet, ya aslında şu, bütün bu tartışılanların, konuşulanların işaret ettiği temel gerçekler, bir gerçek var. O da Türkiye artık bir değişime mecbur, yani bir değişim yaşanmak zorunda. Türkiye toplumu değişim istiyor, değişim talep ediyor. Ve bu değişim ihtiyacı gittikçe belirginleşiyor. AKP içerisinde bu durumdan rahatsız olanlar var. Toplumun çok büyük kesimi rahatsız, iktidar partisi rahatsız.
bütün baskılara rağmen muhalefet sindirilemedi. Yani KHK, işte darbe sonrası yaşananlar vesaire. Fakat gittikçe Türkiye toplumunda değişim isteğini görünür kılan tutumlar var ve bu kamuoyu araştırmalarına yansıyor. Dolayısıyla AKP'de bu değişim isteğini gördüğü için, bu değişim talebini gördüğü için, bu rahatsızlığı fark ettiği için değişiyormuş gibi yapmaya çalışıyor. Yani bir çeşit takiye aslında, bir siyasal takiye. Ve biz aslında AKP'nin 2002 yılından beri sürekli bir reform söyleminden, bir değişim söyleminde bulunduğunu biliyoruz. Yani AKP böyle bir parti, böyle iktidara geldi. Türkiye'yi değiştirecekti, demokratikleştirecekti, Türkiye Avrupa Birliği'ne üye yapacaktı. İşte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ekonomi uçacaktı. Bütün bunları biliyoruz yani. Bütün bu söylemler AKP'ye ait söylemler. Şimdi bu değişimin aslında reform söylemleri bir yerde toplumsal değişim beklentisinin rotasını değiştirmeye yönelik bir söylem. Yani siz bekleyin, ben zaten böyle bir şey yapacağım. Ama Türkiye toplumu da AKP'yi yakından tanıyor. 2002 yılından beri bu söylemlerin ne kadarının gerçekleştiğini ve nereye denk düştüğünü biliyor. Özellikle muhalefet bunu yakından biliyor. Yine Kürt siyasal hareketi bunu çok yakından deneyimledi. Şu bizim çok temel bir deneyimimiz var. Özellikle gazeteciler olarak da bunu yakından biliyoruz. Ben biraz Kürt siyasetini de yakından tanıdığım için biliyorum. Ne zaman reform söylemlerinden bahsedildiyse Kürtlere yönelik saldırılar daha da katmerleşti. Evet. Mesela KCK operasyonları tam da böyle bir dönemde, yani değişim, reform söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleşti. Şimdi son örneğin reform söylemi gerçekleştiği dönemden bugüne kadar yaklaşık 1000 kişiden fazla HDP'li gözaltına alındı. HDP'li siyasetçi, üye, HDP'ye oy veren insan. Dolayısıyla aslında AKP reformdan ne anladığını da bize son bir hafta 10 gün içerisinde göstermiş oldu. Reform dedikleri şey tam da böyle bir şey. Şimdi bu tabii bütün bunlar siyasal olarak değerlendirebiliriz. Ama yine şunu altını çizmek lazım. AKP'nin söylemi ne olursa olsun, AKP bugün reform yapamaz bir partidir. Reform yapamayacak Peki. tek partidir. Peki, AKP istese de yapamaz. Yani Erdoğan bugün gerçekten oturup ben yarın Türkiye'yi bu durumdan kurtaracağım derse bunu yapma şansı yok. Neden yok? Birincisi kendisini o kadar çok bağladı ki, özellikle baskıcı yöntemlere o kadar çok bağladı ki geri dönüş şansı yok. AKP geri dönerse düşeceğini biliyor. Yani bisiklet teorisi, durursan düşersin. AKP'de baskı politikasını bir nebze olsun gevşetirse iktidardan uzaklaşacağını, toplumsal itirazın daha fazla yükseleceğini düşünüyor. Dolayısıyla bundan vazgeçmeyecek. Bu nedenle de AKP reform yapamayacak bir partidir. Yine son olarak belki şunu söylemek lazım. Evet muhalefet, evet Kürt siyasal hareketi, evet gazeteciler, evet Türkiye'nin durumunu yakından takip edenler AKP'nin böyle bir şey yapamayacağının farkında. Ama ne yazık ki Türkiye'de hala AKP'nin reform yapma beklentisinin, reform yapma söylemine karşı beklentiye giren bazı kesimler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir aldatmaca. Bu büyük aldatmaca eğer bir kez daha karşılık bulursa, ki ben bunun karşılık bulmadığını görüyorum. Son bir hafta içerisinde aslında kendilerinin bile inanmadığı bir söylem oldu. Bülent Arınç'ın istifasıyla yerle yeksan oldu zaten bu söylem. Yani böyle bir şey olmadığını biz görmüş olduk. Ama olur da tekrar acaba AKP bir şey yapar mı beklentisine girecek olanlar çok büyük yanılacaklar diye düşünüyorum. Peki onu da biz Faruk Eren'e soralım. Kenan da söyledi reform söylemlerinin toplumda, siyasette karşılık bulmadığını. Doğrusu biz de buradan izlediğimde kimse AKP-MHP iktidarının bir reform yapabileceğine inanmıyor ve güvenmiyor. Bunu da demek mümkün. Peki inandırıcılığını, güvenirliliğini bunca yitirmiş bir iktidar bu söyleme yeniden niye sarılır? Ve gerçekten bu iktidarın sözüne güven olur mu? Kenan işte bu aldatmacaya inanmış gibi olanların varlığından da söz etti. Öyle bir kesim de var doğrusu. Ya aslında evet, büyük bir kesim
böyle bir reform olacağını veya bir iyileştirme olacağını düşünmedi. Yani böyle bir ihtimal yok ki. Kenan Kaya az önce bir baskıya o kadar bel bağlamışlar ki artık bunun dönüşü yok şu anda. Yani bambaşka bir şey olması lazım. Ama büyük bir zulüm yaşanıyor. İşte reform sözünü ettiği günden bu yana, az önce söyledi yine Kenan, 1000 civarında insan gözaltına alındı ki bunların bir kısmı tutuklandı. Yani bir konuşmasında sadece Erdoğan, hatta acı reçeteden de bir gün sonra ne bahsetmişti konuşmasında, ekonomi ağırlıklıydı. Böyle bir beklenti asıl Arınç'ın çıkıp televizyonda hatta isim vererek Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söylemesi biraz beklenti yaptı. Ama sonunda biliyoruz. Arınç önce iktidar saray 48 saat tuttu. Sonra Arınç görevden alıp veya kendisi istedim. Ama bu arada yeri gelmişken Arınç'la ilgili bir şey söyleyeyim. Dün bir televizyon programında avukat Turgut Kazan anlattı. Yani şimdi Gezi davasından önce Ertuğrul Özkök Türkiye'deki köşesinde işte AKP'li yetkililerin bu davalardan rahatsız olduğunu ve tahliyeler olduğunu gerektiğini söyledi diye Özkök yazmıştı. Turgut Kazan da bunun Bülent Arınç tahmin ediyor ve Arınç'ı arıyor. Diyor ki siz öyle mi düşünüyorsunuz? Evet diyor, ben böyle düşünüyorum. İddianameleri de okudular. İddianame falan değil. Yani büyük bir rezalet var. O günde işte Gezi davası var. Turgut Kazan diyor ki ben sizin söyleminizi mahkemeye iletebilir miyim? Hayır diyor. Yani Bülent Arınç zaman zaman konuşuyor ama sonra susuyor. Asıl zulme ortak da oldu. Biliyor bir zulme yaşandığını. Mesela bu reform sözünden sonra Erdoğan yine hakkında yargılama devam eden Osman Kavala'yı suçlu ilan etti. Yani dün CHP'nin İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu aldı. Direkt insanları hedef alan suçlayarak mahkemelere talimat darlarını sürdürüyorlar. Yani öyle bir reform beklentisi açıkçası yok top kesiminde. Evet. Kenan'la bu sefer devam edelim. ABD seçimlerinin etkisi üzerinden de biraz konuşalım istiyorum. Doğrusu bu konuştuklarımızın özellikle ABD seçimlerinden sonra daha fazla konuşulması belki biraz doğruya bakmamız gerektiğini söylüyor bize. Görünen o, Erdoğan ve yandaşları Trump'a ciddi anlamda bel bağlamıştı. Trump'ın kaybetmesinden hem AKP'nin bir kesimi hem Erdoğan niye tedirgin oldu bunu sormakta da yarar var. Bir de bu tartışmalar ile gerçekten ABD seçimleri arasında nasıl doğrudan bir bağlantı kurulabilir? Yani sonuç itibariyle Biden'ın Türkiye'de bir seçimle o iktidarı değiştirmek lazım diye bu yılın Ocak ayında söylediği sözleri de hatırlatarak sormak istiyorum bunu tabii. Ya aslında bilmiyorum dışarıdan ne kadar takip edebildiniz Fehim Hocam. Yani ABD seçimleri Ankara'da en azından çok şenlikliydi. Yani yarattığı atmosfer, dile getirilenler, AKP sözcülerinin ya da AKP taraftarlarına, AKP angaja olmuş kesimlerin ifade ettikleri gerçekten şenlikli bir durumdu. Yani sanki Trump Cumhuriyetçi Parti'nin adayı değil de AKP'nin adayı imiş gibi bir hava yarattılar. Sarayın adayıymış gibi bir hava yarattılar. Öyle bir kampanya yarattılar. Bir süre sonra Trump'ın kaybedeceği tam kesinleşmeye dönükken, yani hatta seçimler yapıldığı atmosfer neredeyse az buçuk netleşmeye başladı. O dönemde çok rahatsız oldular Trump'ın kaybetmiş olmasından. Yani Erdoğan kaybetseydi AKP'ler ancak bu kadar üzülürdü. Biraz böyle söyleyeyim. Biraz
Yani abartmadan bunu ifade etmek lazım. Şimdi niye böyle? Birçok nedeni var. Birincisi Trump'la Erdoğan arasında özellikle Orta Doğu'da Suriye politikası bağlamında ciddi bir ilişki gelişti. İşte Trump zaman zaman Erdoğan Trump'ı övdü, zaman zaman Trump Erdoğan'ı övdü. İyi anlaşan iki lider olarak görüntü verdiler. Ama esas kaygı şu. ABD'de, ABD seçimlerinde baskıcı, otoriter, son derece cinsiyetçi bir aday kaybetti. Ve dünyada baskıcı yönetimlerin kaybetmesini AKP kendisine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Yani geleceğini dünyadaki baskıcı yönetimlere bağlamış durumda. Yöntem birlikteliği, bir yöntem ortaklığı var aslında bu yönetimler arasında. Bir dönem işte ABD'de dünyanın başka yerlerinde otoriter rejimler iş başına geldiğinde Türkiye'deki otoriter rejim de bundan güç alıyordu. Dolayısıyla zemin kaybettiğini düşünüyor AKP burada. Yani dünyadaki kabul edilebilirlik oranının da gittikçe yittiğini düşünüyor. En temel nedenlerden bir tanesi, rahatsız olmaların altında yatan nedenlerden bir tanesi. İkincisi, bence bu iki yönetim arasında ciddi akçeli işler dönüyor. İş ilişkileri, çıkar ilişkileri var. Yani şirketler kuruluyor, gidiyor, geliyor bazı şeyler var. Üçüncüsü bu Halkbank davası meselesi var. Amerika'da Trump bir yere kadar bu meseleyi engellemeye çalıştı. Ama öyle gözüküyor ki Biden'la birlikte yeniden bu meselenin yürütülme ihtimali gözüküyor ve bunu, bu işin ucu ta saray yönetimine kadar dayanıyor. Bir diğer neden bu. Ve esas olarak Biden'ın Suriye politikası tedirgin ediyor AKP'yi. Ne yapacağını kestiremiyoruz ama tedirgin ediyor. Bizim açımızdan, muhalifler açısından, Türkiye'deki demokrasi güçleri açısından elbette Biden'ın seçilmiş olması ya da Trump'ın kaybetmiş olması bir devrim havasına işaret etmez. Ama dünyada değişim beklentisine işaret eder. Yani otoriter yönetimlere karşı dünya halklarının da bir değişim iradesi gösterdiklerini gösterir ki bu son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Demokrasi güçleri de, Türkiye'deki demokrasi güçleri de dünyadaki dünya halklarının bu değişim iradesinden güç aldıklarını düşünüyorum. AKP'yi rahatsız eden bir diğer neden de bu. Dolayısıyla AKP buna yönelik işte aslında biz o kadar da otoriter değiliz, biz o kadar da Trumpçı değiliz, biz gerekirse Biden'la da çalışırız gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Biraz bu reform söylemlerinin yani nispeten mesela Berat Albayrak'ın istifasının Halkbank davasıyla ilgili olduğunu düşünen çok kesim de var Türkiye'de, Ankara'da. Dolayısıyla böyle boyutları olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ya iktidar içinden yansıyan kulisler var mı? Özellikle tanık olduğunuz anlatılan, yani Berat Albayrak'ın Halk Bankası nedeniyle Biden döneminde kırmızı listeye alınacağı ve yargılanabileceği buralarda da çokça yazıldı, konuşuldu çünkü. Yani doğrudan çok konuşulan söylemler var. Ankara'da kulislere de yansıyan söylemler var. Halk Bank'ta havasından gerçekten ciddi anlamda tedirgin olduğu, özellikle Biden döneminde nereye evrileceğinden emin olmadığını ve bir ön almak istediğini, yani Berat Albayrak'ı geri çekerek ön almak istediğini konuşan, söyleyen AKP içerisinde de, AKP dışındaki kulislerde de çok fazla insan var. Peki. Faruk Aras, sizinle devam edelim istiyorum. Elbette belki Biden'ın seçilmesi, AKP'nin bundan tedirgin olması üzerine diyecekleriniz olur. Ben onları da duymak istiyorum doğrusu. Değerlendirmelerin önemli. Ama bir de Avrupa Birliği ile de ilişkileri size sorayım istiyorum. 10-11 Aralık'ta zirve var. Bu zirvede Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına dair Avrupa Parlamentosu'nun konuşmalar var. Hatta Türkiye'nin çizmeyi açtığını, yaptığının bedelini ödemesini gerektiğini söyleyen Avrupa Birliği yetkililerinin de sayısında giderek bir artış söz konusu. Bu iktidar üzerinde, iktidarın tarafları üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? ABD seçimleri sonrasında ortaya çıkan tedirginlikle bağlantılı soruyorum. Avrupa ayağına da değinmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani hem ABD seçimleri tedirgin etti iktidarı.
Ama bir yandan da uzun süredir kopuk olan AB ile ilişkiler şimdi yapılacak zirveden Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar çıkacağı kesin gibi. Belki de bu reform söylemi bunun içindi ama nasıl biz inanmadıysak Avrupa Birliği yöneticilerinin de inanacağını sanmıyoruz tabii. Sanmıyorum bu söylemi. Ama bu reform söyleminden hemen bir iki gün sonra yine iktidar kanadından işte AB'ye sıcak mesajlar verilmeye, bizim yolumuz AB, kaderimiz AB ile filan gibi mesajlar verilmeye çalıştı. Ama o kadar ilişkiler büyük hasar aldı ki yani onarmak çok güç bu iktidar eliyle artık o ilişkileri. Yani örneğin ABD'li S-400 krizini ne yapacaklar? Onu unutturmaya çalışıyorlar. İşte zaman zaman Rusya'ya yanaşarak vesaire bir takım manevralar yaptı. Yani hem ABD'ye hem AB'ye yönelik. Ama artık bu manevralar da anlaşıldığı kadarıyla çok tutmuyor. İşte örneğin bu zirve öncesi bir Türk gemisinin, Türkiye bandıralı bir geminin aranması Akdeniz'de bir AB'den Türkiye'ye gelen bir mesajdı aslında. Yani sen Libya'ya silah götürüyordun mesajıydı. Yani her yerde, yani Libya konusunda da büyük bir kriz yaşanıyor Batı'da. Dediğim gibi S-400'ler vesaire. Tabii AB'nin bir takım değerleri var ki o değerler, yani demokrasi, demokrasinin kalitesi, ifade özgürlüğü, artık tek tek isimler sayın. Yani bu insanlar niye içeride vesaire gibi. Bu Aralık ortasındaki AB zirvesi de da iktidarı muhtemelen çok sıkıştıracak. Yani oradan alınacak kararlar veya tavsiyeler diyelim, hani niyetli düşünelim, tavsiyeleri uygulayacak bir iktidar yok şu an. Verebilecek bir iktidar yok. Yani ilk başta söyledim, aslında saray iktidarı büyük bir çaresizlik için şu anda. Yani hem ekonomik olarak büyük bir yıkım yaşanıyor, hem de ittifaklarıyla veya ittifak olmayan diğer ilişkilerin sürdüğü çeşitli ülkelerle çok ağır yaşanıyor. Bu iki büyük sorun arasında sıkışmış durumda. Yani bunun farkında, büyük bir oy kaybı yaşıyor. O da anketlerden de çıkıyor. Kendileri de bir kaybı. Büyük bir çaresizlik içinde yönetmeye çalıştı. Bu durumda yönetmenin tek yolu herhalde, yani tek yol Türkiye'de baskıya, içeride baskıya atmak. Ki şimdi yeni hedef Cumhuriyet Halk Partisi. Yani her gün MHP lideri bu konuşmasında Milli BK Cumhuriyet Halk Partisi için. Her gün Erdoğan aslan neden ağzı alıp çıkıyor. Hani herhangi biri bu sözlerden bir tanesi iktidar yöneticilerine içeri giriyor. Ama inanılmaz bir şey. İşte felsefesinin kalkması için harekete geçiriliyor. İşte tehdit ediliyor ama tehdit edene, yani lütfen bir soruşturma açıldı. O kaç gün sonra bir savcı, o da Çakıcı ifade vermeye gidiyor. Onu nasıl halledeceklerini bilemiyorlar. Hani filan böyle şeyler yaşanıyor. Çakıcı'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan oldu. Çok, çok sayıda oldu. Yani böyle birçok anlamlı dava var ve çoğu tutuklamayla sonuçlanıyor ve bir zulme dönüşüyor. Ki az önce iki ismin, eşi Selahattin Demirtaş veya Osman Kavala, yıllardır haksız yere tutuluyorlar. Yani hapishanelerde tutuluyorlar. Bu bir zulümdür. Ki bu bilinen isimler, hastalar var, kötü koşullarda tutuklu siyasetçiler var, muhalifler var, salgın hastalık tehlikesi var cezaevlerinde, ki ölenler de oldu biliyoruz. Bunlar, bu bir açık bir zulümdür bu. Zulüm uygulayarak iktidar tutmaya
çalışıyorlar ve böyle devam edecekler. Yani Batı'nın haberin bu kez prim vermesi mümkün mü Türkiye? Çünkü şimdiye kadar prim verdiler. Almanya bu konuda çok etkili oldu ama Almanya'da da eleştirel bakış açıları artmaya başladı. Özellikle iktidara dönük, Erdoğan'a dönük. Yani belki iktidar bir takım tavizler vererek durumu kurtarmaya çalışacaktır daha önce olduğu gibi. Tabii ki şunu yapamayacak. Ben mültecileri sınıra yığarım diyemez artık bu saatten sonra. Ki o da geri tepti. Yani elinde bir koz yok. Yani taviz vererek durumu kurtarmaya çalışabilir. O da ne kadar etkili bilemem açıkçası. Evet. Konuştuk ama asıl belki işin rengi noktası Türkiye'de muhalefet. Biraz da muhalefete bakalım diye düşünüyorum. HDP'nin 3. yol siyaseti ve demokrasi cephesi tartışmaları aklımızda. Başından beri bunun için hep önerici oldu, çağrısını öne çıkardı. Ama bu tutum muhalefetin özellikle de sanki CHP'nin ilgi alanına girmedi gibi Kenan. Sana sormak istiyorum bunu doğrusu. Bir de tam bu ilgi alanına girmeyen CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Murat Sabuncu'ya konuşmuştu. Orada AKP'nin Kürt Partisi hesaplarından söz etti. Diğer taraftan HDP'ye dönük iktidarın bazı planları olduğundan söz etti. Yani baskıları filan anlattınız ama gerçekten bu kez HDP'ye dönük nasıl bir hesap içerisindeler? İktidar da muhalefet de tabii özellikle CHP ve CHP gibi muhalefet ya da HDP dışındaki muhalefet açısından soruyorum. Doğrusu nasıl bir hesap kitap içerisindeler? Evet. Ya sorunuza gelmeden önce Faruk Hoca'ya bu Avrupa Birliği'nin tutumuyla ilgili çok kısa bir ek yapmak istiyorum. Bir iki cümleyle. Buyurun. Şimdi AKP uzunca bir süredir uluslararası ilişkileri denge siyaseti üzerinden yürütüyordu. AB'ye karşı Rusya, Rusya'ya karşı ABD, AB'ye karşı işte mülteciler, kozu vesaire. Uzunca bir süredir Avrupa Birliği bu şantaj politikasına, tehdit politikasına aslında boyun eğdi. Çıkar siyaseti güttü, demokratik değerleri hiçe saydı. Fakat Avrupa Birliği gelinen aşamada artık kendisi açısından da bu siyasetin yürütülemez olduğunu görüyor. Yani AKP ile böyle iş yürütmenin AKP siyasetini Avrupa Birliği açısından da tehdit haline dönüştürdüğünü gördü. İrini operasyonu evet bu... meseleyi tam da böyle buradan algıladıklarının göstergelerinden, işaretlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla korkunun ecele faydası olmadığını düşünüyorlar. Avrupa Birliği şeyden vazgeçmiş değil. Yani demokratik değerleri siyasi çıkarlara kurban etmekten vazgeçmiş değil. Ama meselenin bu yöntemle, bu tarzla sürdürülemeyeceğini gördükleri için ben de işte bir parça farklı bir tutum izleyeceklerini düşünenlerden. Yani işin ucu kendilerine dokununca önlem almaya başladılar diyoruz. Evet, biraz öyle oldu maalesef. Evet, doğrudur. Şimdi bu sorduğunuz soruya ilişkin şunu ifade edeyim. Türkiye'de iki tane ittifak kurulmuş durumda. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Aslında bir üçüncü ittifak var Türkiye'de. Yani sadece üçüncü yol siyaseti değil HDP. HDP üçüncü ittifaktır. Kuruluşu itibariyle bir ittifak partisidir. Bileşenleri var. Ve bileşenlerinin de ötesinde demokratik pek çok kesimi, örneğin sendikaları, sivil toplum örgütlerini çeperinde toplamış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve gelinen aşamada kamuoyu yoklamalarının tamamı bize gösteriyor ki ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı tek başına seçimlerin sonucunu, kaderini belirleyecek güçte değil. Bu nedenle tıpkı daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi, yine 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi HDP ittifakı kilit bir konumdadır. Yani dolayısıyla eğer seçim hesabı yapılıyorsa, eğer %50 artı 1 oy hesabı yapılıyorsa kimse HDP'yi, HDP'nin gücünü görmezden gelemez. Ben bu noktada yani oralı olmamış gibi gözükseler bile, HDP'nin çağrılarını dikkate almıyorlarmış gibi gözükseler bile Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'nda HDP'nin son derece gücünün farkında olduğunu düşünüyorum.
Cumhur İttifakı saldırılarla HDP'nin bu gücünü kırmaya çalışıyor. Yani Saray İttifakı, AKP-MHP İttifakı işte tutuklayarak, gözaltına alarak, operasyonlarla mümkünse HDP'yi seçime giremez hale getirmek, meşrutiyetini halk nezdinde sorgulatmak istiyor. Fakat 2015 yılından beri süren saldırılar HDP'nin bu konudaki gücünü kaybetmediğini gösteriyor. Aksine HDP gücünü sürdürerek yoluna devam ediyor. Millet İttifakı açısından da İyi Parti'nin bazı çekinceleri olsa da ben çok öyle HDP'nin Millet İttifakı açısından görmezden gelinecek bir parti olmadığını, bir ittifak olmadığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajların alt satırlarında bunu görmek lazım. Evet, çok istekli değiller. Şunu istiyor aslında Millet İttifakı: HDP yanımızda dursun, bizimle birlikte hareket etsin ama mümkünse gözükmesin, mümkünse var olmasın. Bu da siyasetin doğasına, siyaset sosyolojisine aykırı. Sen yakından bildiğin için araya girip sormak istiyorum. Çünkü sonuçta Kürt siyasetinde HDP'yi de çok yakın takip ediyorsun. HDP geçmiş dönemde aslında Millet İttifakı'nın yanımızda dursun ama görünür olmasını biraz da Türkiye'deki demokrasinin rayına oturması için bir şekliyle fiiliyatta uyguladı. Yani İstanbul seçimleri öyleydi. Aslında bir ittifak yoktu ama sonuç itibariyle iktidara dersinde vermek gerekiyordu. Peki bu yöntem önümüzdeki dönem tekrar yeniden uygulanabilir bir yöntem olabilir mi? Yani özellikle Millet İttifakı, CHP hala böyle mi düşünüyor? Yani evet, istedikleri biraz bu ama HDP açısından ben bu siyasetin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. HDP'nin de böyle yaklaşmadığını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu siyaset sosyolojisine aykırı bir durum. Hem destek verip hem yok olamazsınız, hem görünmez olamazsınız. Yani evet, 31 Mart seçimlerinin koşulları farklıydı ama önümüzdeki seçimlerin koşulları çok farklı olacak. Dolayısıyla Kürt halkının talepleri, demokrasi talebi, özgürlük talebi, sadece Kürt halkının değil, işçi, emekçi kesimlerinin talebini temsil eden bir partiden bahsediyoruz ve bunların siyaseten görünür olması lazım, siyaseten sahiplenilmesi lazım. Bunlar sahiplenilmediği sürece HDP, sanırım sözcülerinden biri ifade etmişti, hayır kuruluşu değil, yani sürekli birilerine yardım eden, sürekli birilerine arka çıkan bir kuruluş değil. HDP'de siyaset yürütüyor. Nihayetinde seslendiği toplumsal kesimin taleplerini, sesini duyurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu talepler görünmezden gelinirse muhtemelen HDP'de kendi duruşunu, politikasını buna göre gözden geçirecek. Şu HDP'yi parçalama, bölme hikayesi, evet, AKP bugün yapmıyor bunu. Yani sadece HDP kurulduğu günden beri bu politikayı deniyor. Yeni Kürt Partisi oluşturacaklar vesaire. Ama bunun da seçmende, toplumda bir karşılığı yok. Yani sadece çaresizliklerinden dolayı, Faruk Hocam söylemişti aslında, bir çaresizlik var o açıdan. Bu meselede de bir çaresizlik yaşıyorlar. Çözüm yolu önlerine koymadıkları için çözümsüzlüğün çaresizliğini yaşıyorlar. Çözümsüzlükte ısrar ediyorlar. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Kürtlerin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Kürtlerin partisi var. Kürtlerin birden çok partisi var ve bu Kürt partileri kendi içlerinde bir Kürdistani ittifak oluşturdular. Bunlar da HDP ile ittifak içerisinde. Dolayısıyla Kürt halkını siyaseten de sosyolojik olarak da temsil eden partiler var. Yeni bir Kürt partisinin başarılı olma şansı yok. HDP'ye karşı hiç yok. Çünkü HDP Kürtlerin demokratik taleplerini fazlasıyla temsil ediyor. Dolayısıyla bu akamete uğramış şimdiden, yani girişilse bile sonuç alamayacak bir projedir. Bunun başarılı olma şansı yok. Peki. Faruk Eren biraz önce Kenan da dedi ama aslında çok belirgin. Türkiye'de 3 cephe var. O 3 cepheyi tekrar ayrıntılarla benim söylememe gerek yok. Cumhur, Millet ve diğer sol sosyalistleri de kapsayan demokratik cephe olarak adlandırabileceğim HDP'nin de içerisinde yer aldığı blok. Bu cepheler üzerinden bakıldığında özellikle bugün artık tartışmaların daha fazla olduğu, birçok şeyin daha fazla ayyuka çıktığı bu dönem ve sonrasında önümüzdeki dönem siyasetle ilişkin ne denebilir? Bu Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini doğrusu senin de yorumlamanı isterim. Neydi Kılıçdaroğlu'nun söylediği, oradan ne umut ediliyor? Yani şimdi birincisi bu
HDP'nin yerine, evet, HDP'yi her zaman parçalamak istiyordu iktidar, ama böyle 3 aydır falan bir Ankara kulislerinde bir söylenti dolanıyordu. Yani Kılıçdaroğlu'nun da Murat Sabuncu'ya söylediği o bilgi aslında, direkt demek ki bilgi almış CHP lideri. İmralı'ya bir heyetin gittiği söyleniyor ve HDP yerine yeni bir parti kurulsun, hani sen bunun çağrısını yap vesaire gibi bir pazarlık görmüş. Anlaşılan iktidar şunu yapmaya çalışıyor: HDP'yi baraj altında tutacak, ki HDP baraj altında kalırsa eğer Millet İttifakı'nın içinde de yer almayıp, iktidar seçimlerde rahat at koşturacağını düşünüyor. Yeni kurulacak parti de HDP gibi, hesaplı yani. Kürtlerin dışındaki kesimlerden oy almayacak bir parti tasarlıyorlar herhalde, ama bunun ne kadar karşılığı var bilemiyoruz. Yani evet, Millet İttifakı HDP ile çok birlikte görünmek istemiyor. İşte milliyetçi kesimlerden aldığı oyu kaçırmak istemiyor belki. Ama bir yanıyla da iktidarın HDP'yi kriminalize etmesine ortak olmuş oluyor böylelikle. Evet. Yani CHP'de, İYİ Parti'de. Ama olası bir seçimde, seçim öncesi neler olur, ondan nasıl ittifaklar yaşanır bilemiyorum. Yani örneğin iki tane yeni bir parti var şu an. AKP içinden çıkmış. Yani Babacan'ın ve Davutoğlu partileri. Anketlerde çok düşük gözüküyor oyları. Ama aynı anketlerde, herhalde yapılan bütün anketlerde bir kararsızlar partisi var. İnanılmaz. %25'leri bazen aşan, yani kararsız seçmenden söz ediyor ki bütün kamu araştırmacıları da şunu biliyor ki, o kararsızların önemli bir bölümü AKP seçim. Yani AKP dışındaki alternatiflere yönelecek seçmenler. Ve bu iki parti de bir rol oynayacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan, şimdi seçim olur mu bilemeyiz. İşte, yani hele bu koşullarda asla olmaz. Niye yapsın ki? Kaybedeceği bir seçime niye gitsin? Gözde görülüyor. İşte zamanında bir intihar olur yani bir içinde. Önemli olan muhalefetin ne yaptığı, yani nasıl bir hat çizdi. Tamam, işte hemen herkes şunu söylüyor: parlamenter sisteme geri dönülecek, işte bir takım demokratik reformlar yapacak ya da eğitim vesaire. Ama bu işte kolay bir iş değil. Yani oturup belki hani bir partiden birisi kalktı dedi ya, işte HDP ile anayasa hazırladılar ve her iki tarafta reddetti. Ama keşke böyle bir şey olsun. Yani yeni bir anayasa. HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, hatta demokratik örgütleri, sendikaların şeyle yeni bir anayasa hazırlansa ve topluma sunulsa. Ama yeni seçim, yani olası bir seçimde İstanbul örneğinde o gibi iktidarın işi çok zor. Çok zor. Ama işte muhalefetin ne yapacağı önemli. Nasıl bir programla toplumun karşısına çıkacak. Ama şunu da unutmayalım ki çok büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Evet. Önümüzdeki dönemin en belirleyici etkenlerinden biri olacak. Evet, doğrudur. Yani, üretilen politikalar, söylemler etkili olacak. Yani Türkiye tarihinde herhalde ilk defa çalışan işsiz sayısı çalışan sayısından fazla hale geldi. İstedikleri kadar hani TÜİK'te bir takım şeylerle, rakamlarla istedikleri kadar oynasınlar. Bariz bir hayat pahalı yaşanıyor ve vatandaş, pazara giden vatandaş bunu görüyor. Büyük bir işsizlik ve büyük bir yoksulluk yaşanıyor. Evet. Önümüzdeki dönemin en önemli şeylerinden biri olacak. Bu başlığı biraz devam ettirelim istiyorum Kenan. Çünkü
doğrusu söylentiler üzerinden siyaset oluşturan bir akıl var Türkiye'de ve o söylentiler üzerinden de kendi inançlarını bir şekliyle masaya yatıranlar var. Şimdi ilginçtir, Kılıçdaroğlu söz etti, Sayın Öcalan'la İmralı'da AKP'lilerin görüştüğünü ima etti. Yani bu dönemde de ağır bir tecrit var ve Sayın Öcalan'ın sesi topluma ve kamuoyuna duyurulmak istenmiyor. Yani böylesi bir olguyu gerçekten Kürt hareketli tanımadan yaşama geçirecek bir akıl hala iktidar içerisinde var mı? Bunu da kısaca değerlendirirsem bu bağlamda belki Faruk Eren'in de görüşlerini alırız aynı kapsam içerisinde. Çünkü sonuçta Kürt sorunun çözümünde önemli bir aktörden söz ediliyor. Yani önemli aktörün bir taraftan sesini kesmek, tecrit altında tutmak, diğer taraftan da onun üzerinden kamuoyuna algı oluşturmak gibi bir yaklaşım var. Bilmiyorum sen nasıl düşünürsün? Ya bu aslında biraz Türkiye'de yaşanan sorunlardan Kürtleri mesul gören, o yaşanan sıkıntıların, sorunların müsebbibi gören bir yaklaşımın sonucu. Yani hatırlarsınız, anayasa referandumu döneminde de benzer muhalefet çokça dillendiriyordu. İşte iktidar İmralı ile anlaştı, Kürtler anayasa referandumuna onay verecek. 31 Mart seçimlerinde benzer bir girişim oldu, yine hatırlarsınız. Fakat şunu biliyoruz, yani biz 2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecinden de yakından biliyoruz. Öcalan daha önce kendisiyle yapılan görüşmede sayısız kez dile getirdiği görüşlerinden de biliyoruz. Eğer iktidar Sayın Öcalan üzerinden kendi amaçlarına, istediklerine ulaşabilseydi, bugün bu kadar derin tecriti uygulayamayacaktı. Dolayısıyla bu tür manipülasyonlara ben muhalefetin girmesinin büyük bir Türkiye açısından büyük bir handikap olduğunu düşünüyorum. Yani bu, en azından muhalefet gerçekten bunu düşünüyorsa yapması gereken siyasetsizlik, çözümsüzlük politikası değil. Mesela ne öneriyorlar? Sayın Öcalan'a ilişkin, tecrite ilişkin, İmralı'ya ilişkin politikaları ne? Muhalefetin, CHP'nin ya da şunu sormak lazım, yani Kürt sorunu durduğu yerde duruyor, bu soruna ilişkin çözümleri ne? Evet. Yani önerdikleri mutlak bir tecrit mi? Kimse görüşmesin, kimse konuşmasın, kimse diyalog kurmasın yaklaşımı mı? Değilse bence muhalefetin bu konuda iktidardan daha cesur olması lazım. Yani demokrasi konusunda, özgürlük konusunda, eşitlik konusunda Kılıçdaroğlu'ndan beklenen şudur. Dün HDP eş başkan ve yardımcılarından Tayyip Temel ifade etti. Muhalefet acilen Öcalan'la görüşmeli dedi. Bu talepte bulunmalı yani. Eğer böyle kaygıları varsa, kuşkuları varsa bir gerçekten ne düşünüyor, evet, ne söylüyor, çözüme ilişkin yaklaşımı nedir, nerede duruyor, dair bir çelişkileri varsa bu konuda görüşmelerinin faydalı olacağını söyledi. Bu önemli bir ayrım noktası. Kürtler böyle düşünmüyor, Kürtler böyle değerlendirmiyor. Kaldı ki bütün bu tartışmalar Sayın Öcalan'ın Kürt halkı ve kamuoyu nezdindeki ağırlığının göstergesidir. Bu kadar ağır tecrite rağmen hala iktidar da muhalefet de işte orayla görüşülüyor gibi havanda su dövmelerinin altında yatan neden budur yani. Orada oranın gücü varlığını koruyor. Dolayısıyla bunu gerçekten çözümün bir parçası yapmakta Türkiye açısından da sonsuz fayda var. Son 5-6 yılda da yaşadıklarımız Türkiye açısından felakete işarettir. Yani Kürt sorunu derinleşti, ekonomik kriz derinleşti, yönetim sıkıntısı var. Türkiye yönetemeyen bir akıl var. Muhalefet de çözüm üretemiyorsa, yasakçılık öneriyorsa buradan çözüm çıkmaz, Türkiye açısından felaketin derinleşmesi olur. Peki. Faruk Eren, belki bu bağlamda Kenan'ın sorduğu sorudan devam etmek istiyorum. Muhalefet gerçekten niye cesur olmuyor ya da olamıyor? Yani bu konuyla ilgili birçok şey bariz gözler önünde yaşanmış olmasına rağmen. Ya aslında iktidar niye bu kadar güçlü veya yıllardır nasıl bu kadar kolay iktidarını sürdürüyorum, bir yanıtı da aslında muhalefet yeteri kadar cesur olamadığı için bu kadar kolay yönetti.
Şu anda iktidarı zorlayan, çaresiz hale getiren de muhalefetin çabası değil. Şu anda Türkiye'de bir muhalefet başarısından söz edemeyiz. İktidar kendi kendini kilitledi, kendisi ülkeyi ekonomik krize sürükledi ve kendisi yönetemez hale getirdi. Yönetilemez hale getirdi ülkeyi ve bunu kendi kendine yaptı. Yani bir çaresizlikten söz ettim ya, iktidar çaresizlik içinde. Ama bu çaresizliği yaratan muhalefetin bastırması değil. Yani kendi kendine yaptılar. Muhalefet ne yazık ki uzun bir süredir güçsüz, çözüm üretemiyor ve cesur davranamıyor. Zaman zaman önemli çıkışlar oldu. Yani ne bileyim, mesela CHP'nin adalet yürüyüşü gibi zaman zaman çıkışlar oluyor ama muhalefet uzun bir süredir işte salı günü yapılan grup konuşmalarıyla veya parti sözcülerinin işte günde bir kere çıkıp bir açıklama yapmasıyla sürüyor. Bu bir sıkıntı Türkiye'de ama özellikle İstanbul seçimi gösterdi ki, yerel seçim gösterdi ki toplum iktidara, yani muhalefeti pardon, toplum baskı yapınca muhalefet harekete geçebiliyor ve büyük bir zafer kazandı aslında İstanbul'da. Ama şunu unutmayalım, yani o az önce Kenan arkadaş, yani Millet İttifak bizi desteklesin ama bizden uzak dursun anlayışı seçim kaybetti. Yani eğer HDP seçmeni seçseydi İstanbul'da ikinci kez yenilendiğinde bu kadar büyük bir fark olur muydu? Bunları muhalefet partilerinin düşünmesi gerekiyor. Ve daha cesur. Çünkü hakikaten kriz var. Bu krizde yani somut öneriler cesur önerilerle, cesurca çıkışlarla ancak bu krizi atlatın. Cesur çıkışlar gerekti diyorsun. Bu çıkış süreci, bu krizi atlatmak için bakalım önümüzdeki dönem muhalefet nasıl bir tutum takılacak. Hep anketlerden konuştuk, söylediniz, siz de dikkat çektiniz ama programımızın son bölümünü biraz da bu anketler ve iktidarın baskıları vesaire, onun üzerinden HDP'yi alaşağı etme hesap kitaplarını da konuşalım istiyorum. Şimdi eğer Erdoğan seçim sistemini değiştirmemiş olsaydı, ittifak sistemini getirmemiş olsaydı, mevcut durumda yapılacak bir seçimde anketlerin tümü gösteriyor ki AKP, CHP ve HDP dışında kimse barajı aşamıyor. En çok istedikleri HDP'yi baraj altı bırakmaktı ama onu da yapamıyorlar. Peki HDP'nin kilit rolü anketlerde bile bu kadar belirginken kim ne düzeyde ne kadar bundan rahatsız? Belki Kenan'la devam edelim diyorum. Yani çok belirgin bir kilit rolü var HDP'nin, Kürt seçmenin çok belirgin bir kilit rolü var. Ama bir şekliyle hala biri sağından biri solundan bir şekliyle HDP'ye dönük rahatsızlığını da açık ya da kapalı kapılar ardında ifade ediyor. Nedir gerçekten yaşanan bu tabloyu, nasıl tarif etmek mümkün? Bunu devletçi kodlarla belki tanımlamak lazım. %10 seçim barajı mesele sadece HDP ile ilgili bir mesele de değil. HDP'nin HDP'den önce de var olan siyasi partileri engellemeye yönelik bir barajdan bahsediyoruz. Yani sistemin kendi tırnak içerisinde yok saymak istediği, asimile etmeye çalıştığı grupların siyaseten varlığını engellemeye yönelik bir uygulamadır %10 seçim barajı. Ve bu asıl olarak da Kürtleri engellemeye yönelik bir uygulamadır. Yıllardır bunu görüyoruz. Şimdi bu 7 Haziran seçimleriyle birlikte aşıldı. Yani bu baraj açıldı. Öncesinde işte
bağımsız adaylar yoluyla vesaire demokratik siyasete yönelik bazı provalar yapılmıştı Kürt siyaseti tarafından. Şimdi bu anlamsızlaştı, yani %10 seçim barajı Türkiye'de anlamsızlaştı. Bir ara da işte kaldırılmasından vesaire bahsedildi. Dolayısıyla sistemin bu devletçi kodlarının, yani muhalefeti, Kürtleri, Kürt dinamiğini, Alevileri, belki bir şekilde kadın temsiliyetini görmek istemeyen herkes bu yükselişten, bu siyasal temsilden rahatsız oluyor. Ama rahatsız olmaması gereken kesimler var. Örneğin demokrasi ve barış isteyenler bu durumdan rahatsız olmamalı. Çünkü bu HDP'nin varlığı Türkiye'nin demokrasisi açısından son derece kritik bir eşiktir. Yani siz HDP'yi yok ederek, diyelim ki başardınız bunu, diyelim ki bunu gerçekten hayata geçirdiniz ki yapma şansınız yok. 30 yıldır, 40 yıldır bunu başaramadınız. Aksine HDP güçlendi, bu siyasal çizgi güçlendi. Diyelim ki başardınız. Bu Türkiye'yi daha otoriter, daha yaşanmaz, daha tekçi, daha monoton bir hale getirmekten başka ne işe yarayacak? HDP'nin olmadığı, Alevilerin sesinin kesildiği, kadın görünürlüğünün ortadan kaldırıldığı, Kürtlerin kendisini ifade edemediği, gazetecilerin baskıya uğradığı bir ülke olmaktan başka ne işe yarayacak? Dolayısıyla HDP'ye yönelik rahatsızlığı böyle tanımlamak lazım. Ama demokrasiden, özgürlükten bir parça nasip olmuş herkes HDP'nin güçlü olmasından güç alır diye düşünüyorum. 31 Mart seçimleri bu gücün Türkiye'de nasıl değişimler yarattığının somut göstergelerinden bir tanesiydi. Israrla oraya vurgu yapmamın nedeni şu. Bu sadece 31 Mart'la ilgili değil. Bu aynı zamanda geleceğin referansıdır. Yani ortak, birlikte, demokratik, bir arada yaşamanın referansıdır. Şimdi biraz önce Faruk Hoca da söyledi, çokça dile getiriliyor. Bu işte HDP'yi tırnak içerisinde Kürt siyasetini şeytanlaştırmanın da bir meşrulaştırma söylemi haline gelmiş. Canım HDP ile biz bir araya gelemeyiz. Milliyetçi işte ya da ne bileyim mukaddesatçı seçmen bu durumdan rahatsız oluyor. Aslında aksine hiç böyle bir durum yok ortada. Neden yok diyorum? Bu sizin nasıl siyaset yaptığınızla ilgili bir durum. AKP çıkıp ben çözüm sürecini yürütüyorum dediğinde bu toplumun %70'i destek verdi bu süreci. Kimse de rahatsız olmadı. Milliyetçi seçmen de, yani bu durumdan rahatsız olan seçmenin sayısı %30 değildir. Dolayısıyla sizin nasıl siyaset yürüttüğünüzle ilgili. Siz bunu eğer Türkiye'nin geleceği, kurtuluşu, demokratikleşmesinin projesi olarak sunarsanız topluma, toplum bunu benimser. Milliyetçi kesim de benimser. Evet, İyi Parti açısından belki çok düşük oranda bir kaygı olabilir ama bu tolere edilemeyecek bir kaygı değil. Yani dolayısıyla HDP mesela İstanbul seçimlerine AKP aksini iddia etti. Son birkaç seçimdir AKP neyin propagandasını yapıyor? Diyor ki Şer ittifakı kurdular, Kandil ittifakı kurdular, bilmem ne ittifakı kurdular. Milliyetçi seçmen bu söyleme bakıyor mu? Ama muhalefet HDP ile görmemek için bu söylemi bahane yapıyor. Peki. Şimdi dolayısıyla bunun çok bir karşılığı yok. Ben bu yükselme oranlarının anketlerin de muhalefet partileri tarafından yeterince gerçekçi değerlendirilmediğini, değerlendirilmek istenmediğini düşünüyorum. Bu bir şanstır, fırsattır. Türkiye bence buradan çok hızlı bir şekilde çıkabilir. Çıkış yolu da bulabilir diyorsun. Faruk Aran, size de aynı soruyu bir şekliyle sormak istiyorum. Siz de değerlendirmenizi alayım. Hem sistem içi muhalefet açısından, hem sistemin şu andaki, devletin şu andaki yürütücüleri tarafından HDP'ye bakış açısı, önümüzdeki dönem için HDP'ye dönük yeni aksiyonların yaşama geçirileceğini de gösterir mi? Böyle bir şey düşünmek, söylemek mümkün mü? Doğrusu HDP'nin rolüne ilişkin iktidar ve muhalefetin bakış açısı itibariyle siz ne dersiniz? Ya aslında şimdi HDP için önce şunu söyledim. Şu ana kadar binlerce üyesi tutuklandı. Yani bir yerel seçim yaşadık. Tüm neredeyse belediye başkanı. Ellerinden alıp belediye başkanı tutuklandı. Böyle bir baskıyı herhangi bir parti görse çökerdi. Yani çok iddialı söylüyorum. Yani AKP'den 1000 kişiyi çekin,
üst düzey yöneticilerinden bir kenara koyuyor. Parti dağılır. Ama bu kadar baskıya rağmen HDP inatla politik faaliyetini sürdürüyor ve barajı da aşıyor. Yani bir seçim olsa barajı aşacak belli diyor. Ve bu kadar ağır baskıya rağmen, yani sadece iktidar tutuklamakla kalmış, sesi çıkmıyor partinin. Yani hiçbir televizyon kanalı, birkaç televizyon kanalı hariç, birkaç gazete ve internet sitesi hariç, tüm diğer kalanlar, %90'ı medyanın, %95'i yok sayıyor HDP. Yani yıllardır biz televizyonlarda bir HDP'li görmedik bir tartışma programı. Şimdi buna rağmen barajı aşıyor. Gerçekten demokratik bir seçim olsa, eşit koşullarda, belki de HDP o anketlerde gözüken oranın iki katını alacak. Yani ve bu ürkütüyor iktidarı. Her şeyi yapabilir. Yani kapatmayı deneyebilir. Yeni parti işte konuşuluyordu diyoruz falan. Ama bunlar da başarılı olabileceğini sanmıyorum. Diğer Millet İttifakı'ndaki partilerin HDP ile daha eşit bir ilişkiye girmesi gerekiyor. Muhtemelen ki görüşüyorlardır. İllaki görüşüyorlardır ama bunun daha eşit bir ilişkiye dönüşmesi hem Türkiye demokrasisi açısından hayırlı olur hem de yani bu baskıcı iktidarı kırmak için daha geniş bir cephe yaratılmasını sağlar diye düşünüyorum. İkinize de ortak sormak istiyorum. Sırayla alayım da istiyorum. Yine Kenan'dan başlayabiliriz. Baştan beri öyle geldik, yine öyle devam etsin. Erken seçim meselesi, erken seçim tartışmaları konuşuluyor. Bir erken seçim yaşanır mı? Doğrusu bu tabloyla Türkiye ne kadar gidebilir ama zamanımız 4 dakikamız kalmış. O 4 dakikada şöyle ikişer dakikayla yani falcılık yapmanızı istemiyorum ama sonuç itibariyle biraz da verilerden kaynaklı gözlemlerinizi almak istiyorum. Evet. Son sözü Faruk Hoca kullanacak. Çok kısaca şunu ifade edeyim. Yani Türkiye'de aslında şu an seçim olması gerekiyor. Koşullar bunu dayatıyor. Bir seçim koşulu var Türkiye'de. Çünkü biraz başta da söylemiştim. Toplumun değişmeye ihtiyacı var. Toplum değişim istiyor, değişim bekliyor. Fakat iktidar bu durumu ötelemek için elinden geleni yapacak. Yani lehine görmediği, kazanacağına garanti gözüyle bakmadığı bir erken seçime iktidarın gideceğini düşünmüyorum. Cumhur İttifakı'nın böyle bir adım atacağını düşünmüyorum. Zorlayabilir, şartlar biraz daha ağırlaşabilir Türkiye açısından, ekonomik şartlar. Önümüzdeki yıl ne yaşarız bilmiyorum ama ben en azından 2021 yılı için bir erken seçim beklemediğimi söylemiş olayım. Sonuçta iktidarın tutumundan kaynaklanma, muhalefet zorlarsa herhalde farklı bir tablo ortaya çıkar diye de düşünüyorsun. Öyle anladım ben, yanlış değilsem. Evet. Aynı şeyi Faruk Hocam size de sorayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şu anda geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener erken seçim çağrısı yaptılar ama iktidarın bu çağrıya yapacağını ben de düşünüyorum. Yani bu koşullarda piyasa tablo, yani sözünü ettiğimiz anketler, ekonominin bu koşullarda seçime niye gitsin? Kayıplar geçti. Ama ülke bu kadar böyle yönetilir. Buradan çıkış mutlaka bir seçimle olmalı ama iktidar içinde, iktidar bloğu içinde daha çok patlak gerekiyor galiba seçime gitmek için. Onu yaşayıp ama kısa bir sürede seçime gidileceğini ama son hani Kenan da bir AKP için hem sistem çalışan var, yeniden parlamenter dönelim diye Erdoğan talimatında, hem de seçim tartışıyor. Yani her seçim AKP kazan şeklinde bir seçim sistemi yaratıp bir yıl sonra onunla erken seçimine çalışabilirler mi? Becerebilirler mi?
Bakalım, o biraz da aslında bu programda konuştuğumuz şeylere bağlı. Yani sadece iktidar değil, muhalefetin tutumu da belirleyici olacak. Muhalefetin cesur muhalefet olması dileğiyle diyerek kapatacağım programı. Kenan Kırkkaya ve Faruk Eren, her iki gazeteci arkadaşımıza da programda katıldınız, görüşlerinizi sundunuz, emek verdiniz. Her ikinize de çok teşekkürler, sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. Türkiye iç siyasetini iki gazeteci arkadaşımızla konuştuk. İktidarın tutumunu, AKP-MHP'nin içindeki çatlağı ve akabinde muhalefetin tutumunu, HDP'nin rolünü tartıştık birlikte. Bir dahaki Medya Haber'de gündem programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.